İşte bu benim kumaşım. Şimdi dikeceğim bunu. Şöyle bu boğaz kısmı. İlk önce burayı kıvıracağım. Şöyle iç kısmına doğru. Böyle bir düz dikiş geçeceğim. Ondan sonra da kenarlarını birleştireceğim. Sonra da en sonda yani bir kenarına sadece şu omuz kısmını yaptıktan sonra şu üst yani yakasını içe kıvıracağım. Sonra üstünü dikeceğim. Sonra da kol kısmını yapacağım. Ondan sonra diğer yanlarını birleştireceğim. Bu kadar olacak. Benim kızım da burada boyamasını yapıyor güzel güzel. Çok güzel olmuş. Aferin sana. Şimdi sen orada boyamanı yap. Ben de burada dikişimi yapayım. Ondan sonra da artık yemek yeriz. Babamızı bekleriz. İşte böyle. Başlıyorum. Kısmına geçtim. Şöyle ay bir türlü tutamadım. Getir butumun şeyini bulamadım da o yüzden böyle çekmekte biraz zorlandım bunu. Şöyle burası boğaz kısmı, burası omuz kısmı. Yani şu kolun yanlarını dikmedim. Şöyle. Şimdi burası için kestiğim şu küçük parçayı böyle bir uzun bir parça kestim. Şöyle bayağı bir şu kadar uzun. Yani şu kolu açtığınızda şöyle kolu açtığınızda onu böyle birazcık şuraya kadar falan geçiyor. Neden fazla kestim? Büzgü yapacağım çünkü. Şöyle biraz dikeyim tutsun makinem onu. Şöyle rastgele pileler atıyorum. Kıvrımlı dursun diye. Şöyle elimle ayarlayarak şöyle ilerliyor. Bakın şurada büzgüler oluşuyor. Bu büzgüler benim kolumda böyle bol bol durmasını sağlayacak. Şimdi şunu bir dikeyim. Ondan sonra daha rahat anlayacaksınız. Şöyle. Yani dikme tekniğim benim bu. Şöyle yapıyorum. Şöyle. Altındakini de kontrol ederek şöyle kıvırıyorum, dikiyorum. Kıvırıyorum, dikiyorum. Böyle.
Yani şu kalan parçanızı ona göre değerlendirin. Yani boyunu şöyle ayarlayın. İlk önce şöyle tutun mesela. Şurada kalanları rastgele böyle böyle birbirine şöyle yaparak tamamlayın. Çok güzel bir model oluyor. Bir de bu ucuna lastik dikeceğim şimdi. Şurayı diktikten sonra şuraya da büzgür lastiği çekerek lastik ekleyeceğim. Böyle büzgülü bir kol olmuş olacak. Göstereceğim onu da. Şimdi ben devam edeyim. İşlemi bitirdikten sonra beni daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Kol kısmına lastik yapacağım. Onun için şöyle bir lastiğim var. Ne kadar genişlikte bilmiyorum. Şöyle. Bu bana yetiyor. Kendi bileğimden ölçerek yapıyorum bunu. Rastgele yapmıyorum. Şöyle rahat olması için bileklik gibi şöyle ucu ucuna tutuyorum böyle. Birazcık da dikim şeyi bırakıyorum payı. Şöyle gösteriyorum. Bunu buradan kesiyorum. Böyle kestim. Diğer kol için de aynı bu ölçüde yapsam yeterli olur. Onu da buradan kesiyorum. Bitti. Bu lastikle işim bitti. Koydum kenara. Şimdi şu lastiklerimi kolum nerede? Şu diktiğim fırfırlı kolum. Yani şöyle boğazımdan geçirdiğimi düşünün. Böylelikle boğazınızdan rahatça geçtiğini de görebiliyorsunuz. Şöyle bu benim kolum. Bol şu an tabii ki. Şimdi şu uç kısmına yapacağım bu lastiği. Bu alt kısmını dikmedim. Açık. Tersten ters olacak şekilde buradan bunu böyle tutarak ve lastiği çekerek bu makineyi altında tutturduğum zaman bunu çekiyorum. Kumaşı da büzdürebildiğim kadar büzdürerek makinemin altına veriyorum. Bu kadar. Sonra etek ucuna da bunu fırfır yapacağım mesela. Onu keserken göstermemiştim. Aa, yok, keserken gösterdiğim bir başka elbisemde. Onları da bunlardan sonra dikeceğim. Hatta diktikten sonra size bütün elbiselerimi tek tek giyip gösterebilirim. Vaktim kalırsa onları da dikerim. Bunu dikmeye nedense bu fırfırlıdan başlamışım. Şu kalan bir parçam vardı uzun. Bunu etek kısmına da fırfır yapacağım. Bu kola nasıl yaptıysam bu fırfırı. Aynı şeyi etek kısmına da yapacağım. Bu fırfırlı olacak. Kolları sadece büzgülü olacak. Böyle rastgele kafama göre bir model yapıyorum. İnşallah güzel olur. Genelde yaptığım şeyler yani kendime göre yaptığım zaman güzel oluyor. Başkasına yaptığım zaman hani hoşlarına da gitmeyebiliyor bazen. Ama ben böyle kendime göre uydurduğum için gayet güzel gidiyor bakalım. Şimdi şunu da dikeyim, kolunu da dikeyim. Ondan sonra elbiselerimi giyip size tek tek göstereyim. Kol kısmını bitirdim. Yani şu lastik kısmını göstereyim. Böyle zikzakla diktim. Biraz çekerek diktim. Kıvırdıktan sonra. Böyle şu da eklediğim, sonradan eklediğim parça kısmı. Büzdürdüğüm kısım. Şimdi şöyle göstereyim. Bu koltuk alt kısmı. İlk bir tarafını diktim ben bunun. Nasıl anlatayım? Şöyle koydum. Tripodumun bozulacağı zamanı buldum gerçekten. Tam kesim şeyini bitirdim. O bozuldu. Şimdi şöyle gösteriyorum. Burası boğaz kısmı. Şu koltuk altı kısmı. Yani şu kol böyle.
Bu etek kısmına pile dikeceğim için şu son ilk bir tarafını kıvırdım. Diğer yansa boşta, orayı dikmedim. Çünkü bu parçayı pile olarak etek ucuna dikeceğim. Yani nasıl diyeyim? Size bu üstü diktiğim yer. Bu da parçayı buraya ekleyerek şöyle büzgü yapacağım eteğinin düz kısmına. Yani şu üstü düz kalacak. Altı böyle pileli boydan boya şey olacak. Pileli olacak etek uçları. Şimdi onun yapım aşamasına geçiyorum. İlk önce şu iki tane parça olarak kestim ben bunu. Bunları böyle birleştireceğim. Tek uzun bir parça haline getireceğim. Sonra da büzdüre büzdüre bu eteğe dikeceğim. İşte elbisem bitti. Şöyle göstereyim. Bu yaptığım kollar. Şöyle gösterebilirim. Bu da eteğimdeki pile. Moda diye işte böyle bir şeyler yaptım. Birazcık da hem kısa olmuştu. Böyle. Bu da yarasanın kolu. Yarasa kalı işte bu. Lastiği de böyle kendim yaptım. Yani çok bol olunca aşağıya doğru açılıyor. O yüzden böyle yaptım. Şimdi bir de diğer elbisemi göstereyim. Bu da bir diğeri. Bu da yine şöyle pile yaptım koluna. Ay, fırfır yaptım şöyle. Ama şu eklediğim parçasını düz ekledim. Yani şuralarına pile eklemeden yaptım. Bu da böyle bir yarasa kol. Ve etek ucuna da yine fırfır yapmadım. Böyle. Bu da biraz onun bolu yani. Yani bence bu elbiseleri yani 50, 60, 70 o civarda alabilirim. Şöyle konuşayım. Yani bu elbiseler bence 60-70 liradan aşağıya alamazdım. Ben 10 liraya yani bu kadar yapabildim. Yani çok kaliteli kumaş değil. Yani sonuçta pazardan alıyorum. Ama benim ihtiyacımı karşılıyor. Zaten buralardayım. Çok böyle sağda solda lüks yerlerde gezen insan da değilim. O yüzden çok kaliteli olmasına da bence gerek yok. Böyle işte siz de böyle şeyler yapabilirsiniz eğer bir yeteneğiniz varsa. Yoksa da artık sorun değil, artık kendi durumunuzu zaten kurmuşsunuzdur. Ama ben böyle 10 liraya şu elbiseyi ve bu elbiseyi, yani şu an iki tane elbisem var ve 20 liraya mal oldu. Beni kurtarıyor, öyle söyleyeyim. Bu video bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı lütfen unutmayın. Ve de abone değilseniz bana destek olursanız çok mutlu olurum abone olarak. Bir de şöyle bir şey söylüyorum. Bu kalitesiz son videomdu. Yani görüntü kalitesi çok kötü olduğu için bir kamera aldım. Ve de bir laptop aldım. Çünkü artık montajlarımı bilgisayardan yapacağım. Telefondan yapıyordum. Artık zor olmaya başladı. Kalitesi de çok kötü. Evimin ışığı kötü. O yüzden geçtim, değiştirdim, taksite girdim, aldım. İnşallah yavaş yavaş ödeyeceğim onu da. Size daha iyi görüntü sunabilmek için yaptım bunu. Ve köye gideceğiz artık bayram. Köyde de çok güzel videolar çekeceğime inanıyorum. Çünkü doğal ortam orası, dağ, bayır ve çok özledim. 4 senedir gitmiyorum. Çok güzel şeyler yapacağım orada da. Umarım beni izlemeye devam edersiniz. Devam ederseniz çok mutlu olurum. İşte bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay.